Avustralya, Yeni Zelanda kol ordusuna komuta eden Tuğgeneral William Birdwood Mustafa Kemal'e yenilir. Hı hı. İngiltere tarihinde yenilmiş bir komutanla gider. Ama Anzaklar çok iyi dövüşür orada. Çok iyi dövüşür. William Birdwood döndükten sonra İngiltere hükümeti buna mareşal rütbesi verir. İyi savaştığı için. Yenilmiş ama iyi savaşmış. 80 yaşına gelmiştir. 1938, 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa adım attı. William Birdwood hasta yatağında, ayağında kan dolaşım problemi var, kesilme tehlikesi var. Duyar, işte ajanslar geçer yabancı, Londra'da da radyo geçer. Devlet töreni 21 Kasım 1938'de cenaze töreni Ankara'da yap. Hemen der ki doktorlarına ben de katılmak istiyorum de. Bunlar doktorlar şaşırır, tebessüm eder. Herhalde verdiğimiz ilaçların yan etkisi nedeniyle mareşal biraz bilincini kaybetti zannediyor. Çünkü hasta. Sonra bakar ki ciddi. Efendim derler, giderseniz bırakın Türkiye'ye gitmeyin, Londra dışına çıkamazsınız. Ayağınız kesilirse kan kaybından ölürsünüz. Bu ısrar eder. Bir İngiliz birliğini alır, gider mareşal üniformasını giyer. 21 Kasım 1938'de Atatürk'ün naaşı Etnografya Müzesi'ne geçici olarak oraya giderken burada yürüyemez çünkü ayağı şiştir. Halk evinin balkonuna getirirler onu, İngiliz Büyükelçiliği. Arkasına koltuk koyarlar düş peşinde. Ayağının da altına minder koyarlar ve mareşal üniformasıyla, asasıyla selamlar. 80 yaşında ölüm tehlikesini göze alarak kendisini yenen düşmana karşı böyle bir saygının ölçüsü 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde yok.